41 yaşındaki 3 çocuk babası Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürü'ydü. 30 Eylül 1993 tarihinde makamından çıktıktan sonra özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığı inkar edilen Baskın'ın 3 Ekim 1993 tarihinde sorgulandıktan sonra ateşli silahla öldürülmüş, elleri arkadan bağlı cansız bedeni bir çiftçi tarafından Gölbaşı mevkiinde bulundu. Başvurusu üzerine başlatılan soruşturma etkin bir biçimde yürütülmedi. Dosya sürüncemede bırakıldı. 26.03.2011 tarihinde özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede 1993 yılında özel harekat daire başkanı İbrahim Şahin'in emriyle Abdülmecit Baskın'ın gözaltına aldıklarını ve Baskın'ın özel harekat polisleri Ziya Bandırmalıoğlu ile Ayhan Akça tarafından öldürüldüğünü detaylarıyla açıkladı. Mahkemede dönemin üst düzey kamu görevlileri söz konusu öldürmelerin devletin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini beyan ederek detaylı açıklamalarda bulundular. Ancak kamuoyunda Ankara JITEM davası olarak bilinen dava 13 Aralık 2019 tarihinde tüm sanıkların beraatiyle sonuçlandı. Yerel mahkeme tarafından verilen karara karşı aileler istinaf başvurusunda bulundu. 10 yıllık yargılama sürecinde 41 hakim ve 8 savcının değiştiği dava zaman aşıyla sonuçlandırıldı. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdülmecit Baskın için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Mezar taşı olmayan tüm yakınlarımız,